Aspor ekranından mutlu günler. Transfer hattı programıyla karşınızdayız. Yine gündem oldukça yoğun. Takımlarımızın transferleri yavaş yavaş şekillenmeye başladı ve gündemi sevgili Savaş Çorlu ile birlikte değerlendireceğiz. Dün geceden yorgun bir şekilde burada olduğunu düşünüyorum. Yorgunluk bize göre değil. Ama Okan Koç. Okan Koç yoruyor. Evet, Okan Koç yoruyor. Hakikaten yoruyor. Selam Okan olsun buradan kardeşime. O da hakikaten inatçı bir kardeşim. Okan yok yani. Ortası yok abi. Okan'a Falcao demeyeceksin. Bundan sonra zaten peşin yayına başlarken Falcao diyeceğiz, yok ondan sonra. Kim varsa var ama Falcao yok diyeceğim. Falcao adını duydum, ben bile fazla gol atarım diyor. Sen de daha fazla atarsın falan diyor yani mesela. Ya, futbol kariyerine bakıyorsun, 13 golü var ama onu da ben söyledim yani. Fazla gol atan. Çok, neyse, iyi bir kardeşim. Seviyoruz çok, Okan. Çok seviyoruz. Dünya tatlı. Yani, iyi bir kardeşim. Şakası bir yana. Ama Falcao'ya karşı şey var yani. Falcao'ya karşı bir alerjisi var onun. Alerji mi diyelim, artık başka bir şey mi yani, ne dersek diyelim. Evet, evet. Adını koyamıyoruz bir türlü yani. Bugün çok önemli bir toplantı var. Kulüpler Birliği toplantısı. Ahmet Selim Kul da orada. Dilersen Ahmet Selim Kul'a gidelim. Kulüpler Birliği'nde harcama limitleriyle ilgili çok önemli, kritik bir toplantı yapıyor. Lafı uzatalım istiyorsan, biraz daha Ahmet Selim orada yansın. Birazcık daha haşlansın istiyorsan yani. Kardeşim orada sabahtan beri. Zaten gölgede duruyor aslında. Güneşte dursa daha iyi olabilir. Hakan, harcama limitlerinin içinde orada başka şeyler de yanıyor. Transferler, bütün başkanlar orada, pazarlıklar, neler dönüyor biliyor musun şu anda orada? Öyle mi? Tabii ki, tabii ki. Ahmet biraz daha geriye gitse, güneşe mi çıksa sence de ya? Ben hani gölgede olması birazcık etkiledi sanki beni böyle biraz. Gülüyor bak, maske altından belli olmuyor. Maske altından belli olmuyor ama gülüyor. Gülüyor. Evet Ahmet Selim, senden dinleyelim detayları. Teşekkürler Hakan Gündar. Öncelikle gölgedeyim. Burada gölge alanı bayağı geniş. O yüzden dilediğin kadar bekleyebilirim. Tabii gündemimize dönecek olursak da Kulüpler Birliği toplantısının artık sonuna yaklaşıyoruz. Kısa bir süre içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Tabii bugün önemli bir gündü. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil yeniden başkan seçildiğini söyleyebiliriz. Zaten bugün bu seçim yapılacaktı. Aslında Mehmet Sepil görevi devam etmeye çok sıcak bakmıyordu ama birçok başkanın kendisine bu yönde ısrarı, çoğu kulüp başkanının Mehmet Sepil'in göreve devam etmesini düşüncesi bu yönde fikir birliğine varılmasına sebep oldu. Ve yeniden Kulüpler Birliği'nin seçimiyle Mehmet Sepil yeniden başkan seçildi ve önümüzdeki dönemde de Mehmet Sepil başkanlık yapacak diyelim. Artık diğer tabii ki önemli gündem maddelerinden bir tanesi de harcama limitleri konusuydu. Federasyona gitmişti Kulüpler Birliği. 8 kulüp, Kulüpler Birliği'ni temsilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Lisans Kurulu ile görüşmeler yapmıştı. Burada bazı konularda mutabakat sağlanamamıştı. Ortak noktada buluşamamıştı kulüpler. Bugün bunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Açıkçası içeride tansiyonun çok yüksek olmadığı, toplantının sakin geçtiğini öğrendik ama tabii ki bir ortak karar çıkacak mı? Kulüpler bir noktada buluşabilecek mi? Bu kısmı hala soru işareti. Dediğimiz gibi özellikle kulüplerin kredi ödemesinde ana para ödemesinin hesaplamaya dahil edilmesi veya edilmemesi konusunda kulüpler ayrılıyor. Fenerbahçe ve bazı kulüplerin bu yönde isteği var. Galatasaray ve Trabzonspor'un bu konuya muhalefeti var. Dediğimiz gibi artık kısa süre sonra bu toplantının sona ermesini bekliyoruz ve resmi açıklamaların, Kulüpler Birliği'nin yansımalarının nasıl olacağını biz de öğrenmek için dediğimiz gibi artık geri sayımdayız. Tekrar edelim, Başkan Mehmet Sepil seçildi ve diğer gündem maddesi de harcama limitleri. Bu iki konuyla ilgili artık çok kısa bir süre sonra Aspor ekranlarından, eğer Kulüpler Birliği resmi bir açıklama yaparsa bunu aktararak, yapmazsa da burada başkanlarla röportajlar yaparak tüm gelişmeleri aktaracağımızı söyleyelim ve sözü ben tekrar stüdyoya bırakayım. Bırakma. Biz sana soru soracağız çünkü sevgili Ahmet Selim Kul. Hazır yakalamışken Lemos transferi. Las Palmas Başkanı Fenerbahçe ile anlaştık dedi. Bu konuyla ilgili bilgileri bizlerle paylaşabilir misin? Tabii ki Lemos ismi dün ilk İspanya basını yazmıştı. Ben de akşam kaynaklarıma sorduğumda bu ismin doğru olduğunu ve Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla ilgilendiğini öğrendim. Fenerbahçe'nin ilgilendiği stoperlerden bir tanesi Lemos. 2,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe Las Palmas'a el sıkıştı. Oyuncu da sarı lacivertlere gelmeye sıcak. Ya Fenerbahçe bu transferi prensipte Las Palmas başkanının dediği gibi bitirdi. Ama iki tane konu başlığı var. Burada transfer, hani şu anda bizi izleyen
izleyenler şunu sorabilir. Başkan açıkladı, oyuncu tamam, neden bu transfer açıklanmıyor diye sorabilir. Ve tabii ki Mehmet Tekin kardeşime de buradan selamlar. Mehmet Tekin, biliyorsun bensiz işe gitmez. Ahmet Selim, Mehmet Tekin'e kolay gelsin kardeşim. Almış yanına hakikaten. O da Mehmet gitmez diyor yoksa yani. Mehmet bensiz çıkmaz. İzin almıştır. Çok çok sever beni, sağ olsun. Kulakları çınlasın onu da buradan. Kolay gelsin diyelim. Birçok soru var. Vedat Muriç olayına değinmek istiyorum ya. Fenerbahçe'yi kutluyorum. İçinde bulunduğu bir durumda şu anda böyle bırak yani 23 milyon euroları. 2000, 3000, 5000 euroların bile çok önemli olduğu bu limit aşamasını arttırmanın beklendiği yerde 16 milyon euro teklifi kabul etmiyor. Artı bonuslarla ve 23 milyon eurolara bu hakikaten başarı. Yani karşı taraf da Fenerbahçe'nin içinde olduğu durumu biliyor. Fenerbahçe buna rağmen benim dediğim olacak diyor. O yüzden kutluyorum yani. Burada herkes bunu yapamaz Hakan yani şu durumda. Bu pazarlık şu anda vazgeçiyorum dese evet Vedat'ın piyasası olan bir isim, golcü. Ama Fenerbahçe başından beri bu transferi 20 milyon euronun üzerinde yapacağız diyor ve oraya doğru gidiyorlar yani. Kutluyorum yani o yüzden. Yani şu anda o kadar çok ihtiyacı var ki bu paraya. Çünkü transferin henüz daha harcama limitlerinin ne olacağı belli değil. Ona rağmen iyi direnebiliyorlar burada yani. O yüzden evet, kutluyorum. O zaman hemen Novak'a gidelim. Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da. Novak İstanbul'a geldi ve İstanbul'da röportajı var. Şimdi ekranlarınıza bu röportaj geliyor. Sıcağı sıcağına hemen Novak röportajıyla sizleri baş başa bırakalım. Sorulara gelelim. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Çok güzel bilgi. Ankara Gücü'nde teknik direktör olan sevgili Fuat Çapa hocamızın yardımcılığına Luke Nilis getirildi. Belçika'nın efsanesidir biliyorsun Luke Hayırlı Nilis. Olsun. Çok büyük bir futbolcuydu evet. Ve hoca ile birlikte çalışacak. Hoca da Belçika'yı Türk çok iyi bilir. Bence, ya, hoca zaten çok önemli bir teknik adam. Bence Eskişehir Spor daha önceki yıllarını söylemeyeceğim hocanın ama zaten biliyoruz başarılarını. Belçika futboluna çok hakim. Türk futboluna da çok hakim. Eskişehir'de yaptıkları ortada. Kasımpaşa ile yakaladığı çıkış ortada. Şimdi Ankara Gücü gibi çok köklü, çok büyük bir camiada da ben inanıyorum ki çok önemli işler yapacak Fuat Hoca. Ve yine bu sene lige damga vuracak Ankara Gücü ki Luke Nilis çok hoşuma gitti. Akşam bir yerde karşılaştık, yemek yedik. Biz çıkarken kapıda karşılaştık. Bizi sürekli izliyormuş. Dedi ki, dün akşam mı? Önceki akşam. Ha öyle mi? Önceki akşam karşılaştık. Hocayı çok severim. Çok hocaya da selamlar olsun. Bizi de sürekli izliyormuş. Siz de zorlu bir sürece girdiniz diyor. Yani biz hazırlık dönemeye girdik ama transfer hareketli diyor. Şimdi Luke Nilis çok diyor. Büyük bir isim hakikaten. Tebrik Hayırlı ediyorum. Olsun hakikaten. Çok Belçika, güzel bir isim. Belçika tabii hoca Belçika ligini çok iyi bilir. Belçika futbolunu çok iyi bilir. Evet. Liste orada hayırlı olsun. Yani. Beraber iyi işler yapacaktır. İnşallah. Yani. Transfer hattı etiketine gelen sorulardan sana yöneltiyorum. Berat Alpaslan demiş ki Galatasaray bugün hangi oyuncuyu açıklayacak? Benim tahminim Emre Kılınç demiş. Ses kaydından Emre Kılınç olduğu anlaşılıyor. %100. O tahmini falan yok artık yani. Evet. O canlı ıslığı da akşam 19.05'te izleyeceğiz herhalde. Önden böyle bir teaser verdi. Dünkü röportaj çok güzeldi Oğulcan Çağlayan'ın. Galatasaray'ın sosyal medya ekibinde tebrik ediyorum bu arada. Bu konuda çok eleştiriyordu Galatasaray sosyal medya ekibi ama bu sene çok iyi başladılar. Hakikaten başta Pınar Argun ve tüm arkadaşlar olmak üzere hepsini kutluyorum. İyi işler yapıyorlar ve ben Emre Kılıç'ta da bugün çok farklı bir şey bekliyorum yani. Çünkü iddialılar. Dünden bu tarafa çalışmalar yapıldı bitti ve 19.05'teki o hem görsel hem de o fotoğraflı bir şekilde iyi bir şeyler çıkacak oradan. Emre Kılıç tabii ki. 19.05'te açıklanacak. Evet. Fazla mı abartıyoruz? O konuda da bir eleştiri başladı. Yani şimdi bu konularda yani Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye gitmesinden sonra acaba bu 19.05'leri işte imza olaylarını fazla mı abartıyoruz? Yok bence diye. Bu işin en güzelini Beşiktaş yapmıştı. Yani şey olarak bu telefon. Come to Beşiktaş. Hatırlıyorsun değil mi? Come to Beşiktaş. Come to Beşiktaş tabii ki. Sonra Trabzonspor çok iyi yaptı. Geçen sene Trabzonspor bana göre formatı son yıllardaki formatı güzeldi. Son yılların en efsane çok, işiydi. Çok güzeldi. Trabzonspor'u da buradan hakikaten kutlayalım. Bu sene de muhtemelen böyle şey basın toplantıları açık havalarda farklı yerlerde. Ya bunlar artık olması gereken şey. Eleştiriye gerek yok. Evet. Diyorlar ki işte Mert Hakan için bunlar yapılıyor. Hayır abi olsun. Herkes için olsun. Falco için böyle bir şey yapılıyorsa benim yerli oyuncum için Emre için de yapılsın. Tabii Oğulcan için de yapılsın. Bir de Oğulcan'ı tebrik ediyorum. Oğulcan'ın menajeri kim onu da bilmiyorum. İnan bilmiyorum ama birçok futbolcuya örnek olsun. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü terlikle imzaya giden futbolcular vardı. Buna Ulfoloji'yi katmıyorum. Ulfoloji çok büyük bir isimdi ama onun da ben öyle gelmesini istemezdim. Bazı futbolcularımız öyle imza törenlerine gidiyorlar ki dün bir baktım. Güzel kardeşim gömleği, ceketi sayın başkanın yanında çok güzel bir fotoğraf vermiş. Ama tebrik ederim. Çok güzeldi. Işte onun, çok güzeldi. Onun almış olduğu aile terbiyesi. Ya onu çok, gerektirir. Çok güzeldi yani. Galatasaray Kulübü'ne geliyorsun. Ben sana hemen örnek vereyim. Geçen sene fazla uzak gitme. Emre Mor'un imza törenini bulun.
Emre Borun'un imzadan önceki Galatasaray Başkanı ve yönetici Abdurrahim Albayrak'la verdiği rapor. Aynı senin bahsettiğin terlik, şort falan gelmişsin. Çok kötü gözüküyordu. Olur mu öyle şey ya? Çok kötü öyle gözüküyordu. Şey ya Galatasaray Kulübü burası, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bu çok camialarda gelip o fotoğrafa yer almak çok önemli bir şey. Futbol oynamasan bile o fotoğrafı karesinde yer alman bile önemli yani. Çocuklarına gönder. Diyor ki bir izleyicimiz Onyekuru'yu sormuş. Ömer Hacıyev. Onyekuru ile ilgili gelişme var mı? 6 numara için hangi oyuncu alınacak? Pres yapan sert bir 6 numara lazım Savaş abi demiş Mirket. Mensah ister mi? Olur mu Mensah? Mensah için biraz önce ben ipucu verdim. Kulüpler Birliği toplantısında acayip şeyler oluyor. Orada limit ama limitin dışında. Harun Karakaş diyor ki Mehmet Akıcı Galatasaray ile anlaştı mı? Scott Perry geldi mi diye sormuş Barış Şahin. Galatasaray'la ilgili soruları şimdi soruyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Scott Perry, Fatih Hoca'nın çok güvendiği, inandığı hem milli takımda hem de 2011-2014 döneminde Galatasaray'da görev almıştı. Futbolcuların da çok sevdiği bir isimdi. Riera'nın futbolculuğunda, Selçuk'un futbolculuğunda ve şu anda aynı ekipte bir araya getirmek için Fatih Hoca'nın büyük bir çabası var. Bir aksilik olmazsa Fatih Hoca bu ekibin içine dahil etmek istiyor, katmak istiyor. Görüşme devam ediyor. Herhalde birkaç güne kadar olumlu bir sonuç çıkar oradan. Çünkü önemli bir kondisyoner, futbolcuların da çok sevdiği bir isimdi. Bilindik de bir isim. Scott Perry transfer kadar önemli. Yani herhangi bir mevkiye transfer kadar önemli şu anda Galatasaray'da. Kesinlikle. O yüzden de 1-2 güne kadar. Mehmet Ekici? Mehmet Ekici için sakatlık çok fazla olması, uzun zamandır istikrar olmaması bir düşündürüyor. Mahalletli bir oyuncu değil ama henüz onun için net bir şey söyleyemem yani. Başka bir soru daha vardı. 6 numara Mensah dedim. Ben ipucunu verdim. Kulüpler Birliği'nde şu anda Sayın Benna Gözbaşı ile beraber Abdurrahim Albayrak'ın inanılmaz bir dirsek teması vardır orada. Yani oradaki limit artışı kadar Mensah konusu. Galatasaray'da Mensah oynamak istiyor. Galatasaray Mensah konusunda Türkiye'de ligi bilen bir oyuncu olduğu için Fatih Hoca'nın da Mensah olan ilgisini zaten biliyoruz. Bu transferle belki de bu Kulüpler Birliği toplantısından sonra yeni bir gelişme olur. Belki de bir kırmızı gelebilir Hakan. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Burada bu 5 milyon euroyu kimse vermez Hakan. Bu Türkiye'de şu anda Mensah'a ne Türkiye'de ne de Avrupa'da şu anda o 5-5,5 milyon euroya verebilecek bir kulüp yok. Dubai'den bir teklif olduğu iddia ediliyor. Oralarda da artık aslında baktığınız zaman şimdi 3 farklı yerde, Kayserispor'da, Atletico Madrid'de, bir kısımda menajerlik şirketinde. Bu transferlere çok fazla kişi girmek istemez. Kiralık olarak Galatasaray 1,5 milyon euro artı bir genç ya da iki genç futbolcu verecek. Zaten Emre Taşdemir orada oynuyordu. Bu şartlarda bu transferde önümüzdeki saatlerde ya da yarın gibi bir gelişme gelebilir yani kırmızı. Götze'yi sormuş bir izleyicimiz Ardan Işık sürekli Götze olarak. Götze'nin Galatasaray yönetiminden en ufak bir ışık alamadık şu ana kadar. Evet. Yani olumlu anlamda bir şey alamadık. Hatta yok öyle bir şey diyorlar. Bizim listemizde de olan bir oyuncu değil. Twitter'dan, sosyal medyadan söyleyen insanlar gerçekten duygularıyla oynamasın bu insanlar. Ya bu yurt dışından da kaynak geliyor. Buradan da oluyor. Yurt dışı kaynakları var. Buradan biz alıyor. Onlar bizden alıyor. Bir takım şeyler olabiliyor ama gerçekçi olmak lazım. Maliyeti yüksek bir oyuncu yani. Oldukça yüksek bir oyuncu. Benfica'da şu anda 11 milyon euro olsun ya. 9 milyon eurolara 8 milyon euro. Ya %100 bir indirim yapacak bir oyuncu değil zaten yani. Ya nasıl gelecek Savaş? Ben Balotelli'ye şu aynı ortamda şeyi söylüyor. Diyeyim zaman bana aynı şeyi söylüyorlar. Ya şimdi 2,5 milyon euro artı bonuslar. Yapmayın, etmeyin. Bu paralara gelmez. Ondan sonra olay Sergen Hoca isteme diye gelecek. Ben biliyorum. Bak ben biliyorum. Olayın noktası Sergen Hoca isteme diye gelecek. Sergen Hoca isteme diye getirirlerse burada sıkıntı kesin olur. Kesin getirecekler. Sıkıntı olur. Bak kesin getirecekler. Sıkıntı adım olur gibi biliyorum. İşte bugün eğer mesela bazı şeyler duyuyorum. İşte Gürsoy Hoca kulübün, yani Gürsoy Hoca Sergen Hoca'nın kardeşi biliyorsun. Beşiktaş kulübünün scout ekibinin başındaymış. Hı-hı. Yanlış bilgilendirme olmasın. Gürsoy Hoca Sergen Hoca'nın teknik ekibinde ve Sergen Hoca'nın söylediği futbolcuları belirlediği, mesela Savaş Rollü'yü belirliyor Sergen Hoca, gidiyor onu izliyor. Kulübün scoutluğuyla alakası yok. Ama orada farklı lanse ettiriliyor. Ya, bambaşka bak, lanse ettiriliyor. Bu çok yanlış. Ben Sergen Hoca, bu doğru bir şey Hakan, değil ama. Yani Sergen, sen Sergen Hoca'yı üzerine çok daha iyi tanıyorsun. Ben şu anda Sergen Hoca'nın listesinde bu isimler, sen de biliyorsun ki Cisse, Zeluis, Seferovic ve Balotelli. Bu dört isim. Balotelli yani burada yok listede. Sergen Hoca'nın listesinde yok mu? Sergen Hoca'nın listesinde yok. Neden olsun? Yani göle maya mı çalınacak? Nasrettin Hoca misali. 2,5 milyon euro nasıl verilecek artı bonuslar Savaş? Abi Sergen Hoca... Vida'da indirim istiyorsunuz. Bütün Lens'ten istiyorsunuz. Laiş'ten istiyorsunuz. 2,5 milyon euro artı... Lens'teki bir oyuncu. Çünkü Falcao niye 5 milyon euro deme lüksüne sahip değil abi. O adam Falcao. Bu adam Balotelli. Yani kariyerini tartışırız. Dün Okan'la çok konuştuk. Kariyeri son dönemi kötüdür, iyidir. Ama bu lige kalite katar bunlar. İşte sahadaki duruşuyla, belki özel yaşantısıyla, atacağı gollerle. Yani bir de Beşiktaş taraftarı bu tip oyuncuyu sever.
Yani Sergen Hoca da sever. Bunu kabul etmek lazım. Sergen Hoca sorumlu ama Beşiktaş rehabilitasyon merkezi mesela. Balotelli gibi bir futbolcuya yıllık 2,5 milyon euro verene kadar mesela hocanın istediği Seferovic veya Zeliuiz de bence aynı paraya gelebilir. Seferovic de gelmek istememiş. Tamam Zeliuiz başka hiç mi yok? Zeliuiz daha maliyetli. Mesela hiç adı sana duyulmayan Bobo bu takımda inanılmaz büyük işler yaptı. Neden? Çünkü gidip bulundu. Biraz da o zaman mesela ama Fransa'dan şu anda bir tane futbolcuyla görüşüyor Beşiktaş santrafor. Onun maliyeti daha ucuzsa ve daha çok katkı sağlayacaksa, Sergen Hoca istiyorsa bence o alınmalı. Burada bence olması gereken o yardım kampanyasında çok güzel bir görüntü vardı. Sergen Hoca herkesi getiremezsin oraya. Bak o kadar yani. Alanya sporlu futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı. Dakika bir daha. Geçmiş olsun. Başlangıç. Şu anda olur. Kulüpler bugün de Galatasaray'da sabahleyin ilk iş koronavirüs testi. Hem kulüp çalışanları hem personel hem teknik heyet. İnşallah başka kulüplerde de çıkmaz. Daha başlayanlar, başlangıcı daha. Bu maçlar başlamadı. Çok geçmiş olsun. İnşallah bunun en kısa sürede atlatır. Atlatır. Devamı da gelmesin inşallah kimse de yani. Evet. Çünkü çok hassas bir dönemdeyiz hala. Dediğim gibi yani Sergen Hoca'nın burada isteyip istemediğini önümüzdeki günlerde inşallah bir kriz olmaz. Olmasın da zaten yani. Ama kulüplerde maalesef bu olabiliyor. Transfer sürecinde eğer 4 tane isim varsa bunların içinde en hayırlısı hangisi olması lazım. Ama sana en kulüplerin en ucuz maliyet ama işte o 2,5 milyon euro artı bonuslar büyük maliyet değil. Bu hani ben şimdi akşam taraftar hepsi. Savaş Allah aşkına ne olursunuz yapmayın. Yani Beşiktaş Kulübü'nde Sayın Başkan kendisi açıklama yapıyor. Tamam bir para toplandı ama parayı transfere harcayamıyorsunuz. Ya biraz da başkanı da düşünmek gerekiyor. Yani mesela başkan gece gündüz mesela kulüpteki borçları ödemek için, futbolcu alacaklarını, personel maaşını ödemek için gecesini gündüzüne katıyor ve tek başına. Ama ne yapacaksın? Sen şu anda Burak'ı göndermişsin, mesela Caner'i göndermişsin, Gökhan'ı göndermişsin, Boateng'i göndermişsin buraya. Tamam. Yani buraya taraftar diyecek ki ben bu kadar kulübe yardım yaptım, bu kadar kulübümü seviyorum. Şimdi deseler ki kombine alın deseler Beşiktaş taraftarı kombine de alır gitmeyeceği maça. Ama bir şey görmek ister Hakan. Orada yani bu Balotelli'ye 2 milyon euro çok demez taraftar. Balotelli örneğini veririm. Bu Zeliuiz için de geçerli, Seferovic için de geçerli. Yani bunlar için de geçerli. Şu anda Beşiktaş'ın iskeletini bozmuşsun. Beklerde yok. Kalecin yok. Forvetin yok. Orta sahada Laiç'in hala tam ne olacağı belli değil. Satış listesinde var mı yok mu, gidecek mi kalacak mı? Şu anda sezon başladı. Sergen Hoca herhalde şu anda böyle şaşkın bir şekilde biz başladık ama PAOK maçında ne yapacağız diye düşünüyordur yani bu kadroyla. Dolayısıyla orada herkes teknik adam olarak ilk önce kulübünü düşünür. Sergen Hoca da düşünecektir. Yüksek maliyetlerle oyuncu almak istemeyecektir ama bir tarafta bir gerçek var. Ta ki sezonun bitimine 2 hafta kala bir açıklaması vardı. Burası Beşiktaş kulübü. Hedef olan bir kulüp. Ya yani biz ucuz maliyetli ucuz oyuncularla devam edemeyeceğini kendisi de ifade etti yani. O yüzden bekliyor şu anda. Herkes gibi, taraftarlar gibi takım başında olan Sergen Hoca da bence o bölgelere bir iki tane yıldız oyuncu bekliyor yani. Özellikle forvet konusunda ve o ortadaki bahsettiğimiz o hareketliği sağlayacak bir. Ya mesela insanlar sürekli olarak Mario Gomez'le karşılaştırıyor. Fakat Mario Gomez'le aralarında çok büyük fark var. Mario Gomez çok disiplinli, çok çalışkan. Üst düzey bir santrafordu. Biz tabii Balotelli üzerinden Balotelli'nin gittiği takımlarda yaşadığı sorunları biliyoruz. Mesela burası Beşiktaş Rehabilitasyon Merkezi değil. Sergen Hoca da veya Fatih Hoca, Mustafa Denizli, Şenol Hoca hep diyoruz ki işte geçen sene Emre Mor geldi Galatasaray'a. Fatih Hoca düzeltir. Adamın düzelmek istemedikten sonra ne yaparsa yapsın Fatih Hoca. Şimdi aynı şekilde Balotelli, Sergen Hoca. Zaten kadro kalitesi Gökhan, Caner, Burak çok önemli isimler ayrılmış takımdan. Bir yandan gençleri takıma monte etme, bir yandan eldekilerle, kiradan dönenlerle bir takım yapmak istiyor. 25'inde maça çıkacak. Bir yandan Balotelli ile mi uğraşacak? İşte burada yani açık, burada açık olmak yani lazım. Sergen Hoca şimdi az önce ifade etti. İş Sergen Hoca istemiyor gelmesin. Oraya gelirse sıkıntı. Sergen Hoca isteyeceğini söyledi. Alınması gerekenler zaten vermiştir. Ama önceliği değil Balotelli. Bir de şu var, şurada yıpratır. Sergen Hoca Balotelli'ye adam eder. Zaten bu çok kötü bir şey. İşte sıkıntı burada. Daha önce işte Batuhan'ı, Ozan'ı gel oyna demeyeceksin bu adama yani. Bu ligin en flaş golcülerinden bir tanesiydi. Yani böyle o da işte. Herkes Atiba gibi 500 bin euro imza atmaz ya de, yani burada. Bir de şöyle bir gerçek var. Abi Beşiktaş'ın ağzı Wagner Love'dan yandı. Doğru. Ama Wagner Love gol kralıydı alındığında. Yani burada Beşiktaş'ın yönetiminin o zaman teknik direktör Şenol Güneş'in Wagner Love'ı isterken bunların hepsini göze aldığını biliyoruz. CSK Moskova performansı ortada. Çok büyük bir golcüdür Wagner Love. Ama Beşiktaş'ta tutmadı.
Orada transfer sürecinde mesela futbolcu da çok yıprandı. Yönetim de çok. Son güne kadar beklendi. Pazarlıklar tekrar. Orada da mesela bu da yıpratıyor. Son güne kadar bir futbolcu uğraşırsan son günden sonra aldığın zaman takıma adaptasyon sorunu, antrenman sorunu o kısa sürede futbolcu da yıpratıyor. Teknik adamı da yıpratıyor. Ha Wagner Love mu? Sisse mi dersen ben Sisse'ciyim sabaha kadar. Wagner Love o dönemde Galatasaray'la da anıldı. Ama Sisse çok daha farklı bir oyuncu yani. Çok daha böyle özgüven olan bir oyuncu. Yoksa Wagner Love'un kariyerine attığı gollere baktığın zaman bir şey demem. Ama Sisse'yi tanıyor bir defa Sergen Hoca. Tanıdığı için bir avantaj. Bu bir büyük bir avantaj yani. Tanıyıp bildiği bir oyuncu. Sonuçta çalıştığı bir oyuncu. Huyunu, suyunu biliyor. Dolayısıyla birinci olmasa da ikinci golcü olarak bence Beşiktaş'ta Sisse şu anda kime yakın dersen herhalde Beşiktaş bir köşede tutuyor onu yani. Sergen Hoca da dahil bunun içinde. Bakalım göreceğiz önümüzdeki günlerde. Maliyetlere bakacak ama burada. Şimdi Beşiktaş taraftarı merak ediyor bir yandan da. Ensakala ve Wellington transferleri ne durumda diye. Sıkıntı var mı yok mu? Bu çok merak ediliyor. Beşiktaş kulübü neden açıklamadı? Herhalde önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili açıklama da gelecek. Çünkü bugün de olabilir. Maç başlıyor yani. Bugün de olabilir. Tabii bugün de olabilir. Mesela, belki 5 dakika sonra olabilir. Ya Atiba senin oyuncun. Atiba bile daha bugün bir netleşti. Yani bu Atiba Beşiktaş'a geldiğinden beri fedakarlık yapmaktan sıkılmayan bir oyuncu. Adam 36-37 için hala fedakarlık. Bugün de mesela 50 bin, 100 bin ne geliyorsa yine yaptı. Bunu mesela dünkü top başında Atiba'nın takımda yer alması lazım. Şöyle şunu söyleyeyim. Atiba, Sergen Hoca takımın başında olduğu sürece o takımda futbolcu veya teknik heyette görevli olarak mutlaka kalacak. Hiç bunu tartışmıyorum. Kalması da lazım. Bunu tartışmıyorum. Ama niye hocanın bu kadar gecikti? Bir gün... hocanın birinci şartı Atiba'dır. Bunu da çok açık ve bu net bile söylüyorum. Geç kalındı ama bu bile. Sergen Yalçın'ın en önemli şartı Atiba'nın takımda kalacak olmasıydı. Bu konuda net bilgi verebilirim. Atiba, Sergen Yalçın'ın en önemli ne derler binalarda kolonu. Bina ben Beşiktaş'ın çimentosu diyorum. Aynen öyle. Ben Beşiktaş'ın çimentosu diyorum. Hoca bir sene böyle daha oynamasını istedi. Ardından da önümüzdeki yıl beraber olacaklar. Yine Murat Şahin Hoca, Gürsoy Hoca, Ozan Hoca ve Atiba Hutchinson teknik heyeti devam edecek. Onu söyleyeyim. Yani teknik heyette önümüzdeki sezon sonunda Atiba futbol bırakıyor ve Sergen Yalçın'la birlikte Beşiktaş'ta görev yapmaya devam edecekler. Fazlasıyla imzayı hak etti, fazlasıyla kalmayı hak etti. Neden bu kadar uzadı? Ben hakikaten şaşırıyorum yani. Böyle büyük bir paracı olan bir insan değil. En ufak bir sorun çıkaran kesinlikle bir futbolcu da değil. Hiçbir şu şey ana değil. Kadar imzalaması dünkü top başında o fotoğrafta yer alması lazımdı. Wellington, Scala, Ensakala daha önce zaten en erken transferi olan bir oyunculardan bir tanesiydi. Kesinlikle. Wellington'da da bonservis sonu var değil mi? Bonservis Alliance Bonu. Fatih Aksoy'a karşılık transfer edildi. Bu da biraz önceki Mensa olayında olduğu gibi şu anda Kulüpler Birliği'nde mutlaka görüşülüyordur Hakan. Çünkü orada hala detaylar var. Yani bu Ensakala gibi değil. Wellington'u da Sergen Hoca'nın biliyorsun beraber programda bundan bir ay önce söylemiştim Sergen Hoca'nın çok istediğini sana burada. Dolayısıyla bu da bu akşam onunla ilgili de bir netice çıkabilir. Kulüpler Birliği'ndeki o birinci öncelikten sonraki çaylar kahveler içilip o anlaşma ne derece olacaktır? Belki yeni bir kriz mi olacaktır? Harcama limiti aşılacak mı? Bir anda gündem olacak orası yani. Her iki halinde de eğer aynı şekilde devam edecekse de yeniden bir düzeltilip limit aşımı olacaksa da bir anda gündem orası olacak. Bu gündem arasındaki de kulüp başkanlarının Galatasaray Mensa için, işte Beşiktaş Wellington için, belki diğer Anadolu kulüplerde kendi arasındaki o topçu istedik. En güzel zaman yani orası. Yer olarak baktığın zaman birbirlerini arayıp her zaman bulamıyorlar ya, telefonla görüşüyorlar. Bugün orada farklı pazarlıklar olacaktır. Beşiktaş ağır kaldı ama bu hiçbir şey yapmayacak anlamına gelmez. Gelmiyor. Önümüzdeki günlerde yani mutlaka yapacak Beşiktaş. Ama PAOK'la maç oynayacaksın ya. Sen Şampiyonlar Ligi ön elemesine girmeye hak kazandın. Burada PAOK Sergen Hoca'ya göre daha hafif takımlar vardı. Eler mi? Eler ama şu kısa sürede bu takımı toparlayıp hazırlamak kolay değil. Devam ediyorum sorulara. Bakıyorum. Beşiktaş bizi mahvetti. Hala transfer yapmadı diyor. Bu da yanlış. Mesela mutlaka görüşmeleri sürdürüyordur transfer komitesi. En uygun fiyata bakın. PAOK maçı olmasa bu kadar sıkıntı olmaz. Tabii. PAOK maçı olduğu için insanların kafasında şu var. Biz PAOK maçını kaybedersek bunun hesabını nasıl verecekler? Çünkü orada PAOK maçından sonra çekeceğim bir kura belki seni Şampiyonlar Ligi'nden hani 30 milyon eurolar, 27 milyonlar kasaya girecek ya. Burada sen bu şartlarda bu mantaliteyle nasıl bu maça motive olacaksın? Beklerin yok, forvetin yok. Ya bu dolayısıyla Beşiktaş taraftarı biraz tedirgin. Tedirgin olmakta da haklı. Bakalım ya daha erken ama yani mutlaka bir orta yolu bulunacaktır ve iyi transferler yapılacaktır diye mutlaka düşünüyorum. Mutlaka yapılacaktır. Ama 2,5 milyon euro artı bonuslarla ben Balotelli'yi Beşiktaş'a transfer edeceğini düşünmüyorum.
Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bu dört ismin yanına belki de sürpriz bir isim çıkacaktır. Ama burada hangisi daha yakın dersen şu anda beşisi en yakınısın. Belki de ikinci golü Papis hissedir yani. Olabilir. Devam ediyorum. Bir arkadaşımız çok güzel bir soru sormuştu. Buldum. Galatasaray ve birçok kulüp sezonu hazırlık maçı yapmadan mı girecekler? Yeterli zaman da yok. Yeni oyuncular takıma nasıl uyum sağlayacak? Selamlar demiş Bay Mühendis Nikli arkadaşımız. Şimdi Galatasaray hazırlık maçı yapmak için takım arıyor. Fakat burada Türkiye Futbol Federasyonu'nda belirli bir yaptırımlar olacak. Bu testleri normal resmi maçlarda biliyorsun 24 saat, 48 saat önce teste giriyordun. Ondan sonra maça çıkıyordun. Buradaki kriterler ne olacak? Belki de onun için herhangi bir karar alınabilir. Kamplardaki maçlar... Mehmet Sepil konuşuyor. Kulüpler Birliği Başkanı. Çok önemli konular vardı. Hemen kameralarımızı Kulüpler Birliği toplantısına çeviriyoruz. Mehmet Sepil 2020-2021 sezonu için başkanlık görevine devam ediyoruz dedi. Yayıncı kuruluşlarımız devam ediyor. Artık hızlı şekilde bitmesi için bizim görüşmelerimiz devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde bitmesi gerekiyor. Çünkü bütçeyi görmeden kulüpler transfer yapmaları çok zor. Bu konuda görüşmelerin hızlandırılması için TFF'den talepte bulunduk ifadelerine yer verdi. Lisans konusunda değişik kulüplerin değişik talepleri var. Bir karar aldık. Bu talepleri ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip imzaya açacağız dedi. Yabancı oyuncu konusunda çalışma grubunun hemen belirlenip gelecek sezondan itibaren bir daha değişmeyecek şekilde zamanlı olarak kulüplere bildirilmesini talep edeceğiz dedi. Hemen kısaca senden de fikirleri alalım. Yine tartışmaları açacak bir konuya değindi aslında başkan. Burada 21 kulüp ama hepsinin aynı olmayacağını kendisi de ifade etti. Farklı görüşleri. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda en son nihai karar vereceğini açıklayarak aslında konuya nokta koydu ama bir sıkıntı devam edecek gibi gözüküyor sevgili Hakan. Bugün burada beklenen açıklama çıkmadı. Bundan sonraki süreçte de kulüpler görüşlerini bildirecek kulüpler birliğine, kulüpler birliği de federasyona gönderecek. Yeni tartışmalar açık olacak gibi gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe buradan limit arttırımı bekliyordu. Kasımpaşa başta bazı kulüpler düzeltme bekliyordu. Bekledikleri buradan çıkmadı. Bundan sonraki süreçte ne olur bilmiyorum ama yine tartışmalara açık kararlar çıkabilir yani. Evet, yine belli tartışmalar yaşanmış içeride belli ki. Çünkü bazı kulüpler dediği Galatasaray ve Trabzonspor'un limit konusundaki tavrı çok net. Haklılar da. Fenerbahçe'nin konuya bakış açısı ortada. Bakalım neler olacak? İşte tekrar söylerim. Bundan sonraki süreçte de daha önce dün akşamki bizim yayında Sayın Başkan'ın tüm kulüplerin imzası aynı olması gerekiyordu buna karar için. Şu anda farklı görüşler olabilir. Bu konuda da son kararı federasyon verecek dedi. Yine ucu açık bir tartışmaya çok net bir şekilde yol verdi. Evet, şimdi Hasan Kartal Mustafa Mandev'in yanındaymış. Rize Spor Başkanı. Birazdan Sayın Başkan'la Başkan'ın açıklamaları da oldukça önemli. Birazdan Sayın Başkan bizlerle birlikte olacak. Bu toplantı neticesinde imzayı açacağız dedi kulüplere. Peki imzalar atılmazsa yeniden tartışmalar. Onu söylemişler. Lig başladığını orada söylüyor Sayın Başkan. Ligin başlamasına da az kaldı. Yayıncı kuruluşun anlaşması ne olacak? Yani şu anda futbolumuzda Sayın Ali Koç konuşuyormuş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Hemen oraya tekrar dönelim.